Erkekseniz o zaman da konuşaydınız. Hizmetin geleceği için başlarınızı açmanız gerekiyorsa açın diyenler. Ondan sonra artık şaka tokatlar yemeye hazır olunuz. Artık ondan sonra Müslümanların desteğinin geleceğini zannetmeyiniz. Ne kalplerde yeriniz kalır, ne Türkiye'de bir isminiz kalır. Muhterem Papa Hazretleri diye başlayan mektuplar kanıma dokunuyor bunlar. Papa'nın elini öptüğünü gördüğüm zaman bir Müslümanın nasıl kanıma dokunmasını söyler misin? Oradakilere Türkçeyi öğretmek için mi gittiniz? İslam'ı öğretmemiş olduğunuz belli zaten, bak öğrettikleriniz göbek atıyor bak. Belli ki İslam'ı öğretmemişsiniz. Fethullah Hoca böyle bir ifade kullanmıştı. Irak'ta ölenlere acıyorum, ağlıyorum demedi. İsrail'de ölen çocuklara ağlıyorum dedi. Şimdi bu doğru bir ifade midir? Ama daha hala bir defa Irak'takiler için bir şey dediğini duymadım. Sen benim gemime, insanıma nasıl uluslararası sularda saldırırsın, bu terörizmdir diyeceğine, İsrail'in otoritesine isyandır bu gemileri göndermek. Benim stadyuma geldi. Elinde sopayla gelmiş olmasın sakın. Geldi, aferin devam edin mi dedi. Çok güzel yapıyorsunuz mu dedi. Yoksa benim dinimi tahrif ediyorsunuz mu dedi. Yani sen bütün bunları yapacaksın ve beni seslenmeyeceksin. Sen benim kafamı kessen bu kafa gelen. Hristiyanlara kardeşimiz diyorsunuz, onlar da cennetlik diyorsunuz. Bu Kur'an inkardır. Bunu yapmayın, yapmayın. Kur'an böyle söylemiyor. Kur'an Hazreti İsa Allah'ın oğlu diyenler kafirdir diyor. O zaman hatırlıyorum, Zaman Gazetesi'nde tam sayfa yazı, Fethullah Hoca'nın yazısı. Diyaloğun karşısında üç zümre, hariciler, anarşistler, karmatiler. Ne münasebet ya, ne münasebet? Yani senin bu yanlış projene herkes evet demek zorunda mı? Kafirden dost olmaz, Müslümanları da kaybettiniz. Bugün herkes aleyhinizde konuşuyorsa, hiç kimseye kızmayın, kendinize kızın. Büyük bir çöküş olacağını görüyorum. Daha fazla yürümeyeceğini görüyorum. Kaybı bilen Allah'tır. Benim görebildiğim budur. Ben dua yerine bence tövbe etmelidirler. Bugüne kadar dini bozdunuz kardeşim. Zarar verdiniz siz bu dine. Haramları helal ettiniz. İslam'ı demokrasiye çevirdiniz. Laikliği kabul eden bir din haline getirdiniz. Bunun bir bedeli var. Kimsenin yanına kalmaz. Şimdi herkes konuşuyor. Şimdi konuşmak marifet değil. O zamanlar konuşmak marifetti.